Ben başlayayım. İlk maçımızı oynadık. İyi mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Oyunun ilk yarısında özellikle oyunun hakimi bizdik. Rakibimiz daha çok şutlarla kalemize gelmeye çalıştı. Öne de geçtik. Fakat talihsiz bir gol yedik. Arkasından kalecimizin sakatlığı maalesef farklı sonucu getirdi. Daha sonra oynamayan arkadaşlara da şans vermek istedik. İlk maç için iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Diğer maçlarımıza daha iyi mücadele edip daha iyi skorlar alacağız. Rakip takımı kutlarım. Oyuncularım da, oynayan tüm arkadaşlarım iyi mücadele verdi. Bir sonraki maçta eksiklerimizi tamamlayıp daha üst sıralara, hatta ikinciliğe. Şu an rakibimiz Akzonobel'in olduğunu gördük şu an itibariyle. Bizden sonuç itibariyle de daha iyi oldukları aşikar. Bir sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Maça iyi başladık. Öne geçtik. Sonra beraberlik, tekrar öne geçmemiz. Bir sakatlık haliyle bizi biraz oyundan düşürdü. İkinci kaleci biraz ilk kalecimize göre daha seviye farkı olduğunu gösterdi. Goller yedik, yenildik ama güzel bir maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Herkese iyi akşamlar. Tekrar Akzonobel'le çeyrek final veya yarı finalde karşılaştığınız diyelim. Bu maçlardan ders çıkarıp o maçta galibiyet alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz rakibimize göre aslında doğruları yapan oyun, pasta çıkan, kaleye organize bir şekilde giden bir ekiptik. Kadir de bunu doğrulayacaktır muhtemelen. O güce sahibiz hocam. Evet, rakip daha çok şutla kalemize gelmeye çalıştı. Yani futsal, kaleciden sekebiliyor. İkinci golümüz zaten kalecimiz elinden kaçır, talihsiz bir şekilde gol edik. Daha sonra da fark açıldı zaten. O oyundaki dengeyi kaybettik. Ama ilk yarı oynadığımız ve ikinci yarı özellikle oynadığımız futbolu daha genele yayarsak, Akzonobel değil hangi takım olursa olsun kafa kafaya oynayabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ilk maç, hazırlanma sürecimiz de çok uzun olmadı açıkçası. Oynadıkça tecrübe kazanacağız. Haftaya bayız zaten. Daha iyi bir AKG grubu izlettireceğiz inşallah.